İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin açıklaması. Batı Ermenistan'ın meydan okumaları konulu konferansta Dersim High Platformu temsilcisinin konuşması. Batı Ermenistan'ı tanıyalım, Gohtan ilçesi. Ermenistan Cumhuriyeti'nde Batı Ermenice'nin öğretilmesi ve yaygınlaştırılması perspektifleri tartışıldı. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nde ortaya çıkan Urartu Kalesi'nin kalıntıları definecilerin hedefinde. Ermenistan Cumhuriyeti, Meksiko City'de düzenlenen farklı halkların kültürel öğeleri sergisine Ermeni dantellerinin sergisiyle katıldı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Azerbaycan Telegram kanallarında Azerbaycan askerlerinin Ermeni savaş esirlerini nasıl vahşice öldürdüklerinin görüldüğü bir video yayınlandı. Ermenistan Cumhuriyeti tarafından aktarılan resmi bilgilere göre Ermeni savaş esirlerinin öldürülmesi 13 Eylül'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarına düzenlediği askeri saldırı sırasında gerçekleşti. Bu gerçek reddedilemez birçok delille doğrulandı. Batı Ermenistan hükümeti ve Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından işlenen savaş suçlarını, özellikle sivillerin hedef alınmasını yukarıdaki videoya dayanarak Ermeni savaş esirlerine yapılan insanlık dışı işkenceleri şiddetle kınamaktadır. Batı Ermenistan, Azerbaycan'ın düzenlediği askeri operasyonlar sonucu hayatını kaybeden askerlerin ve sivillerin ailelerine taziyelerini iletmektedir. Batı Ermenistan hükümeti ve devlet başkanı, Türk-Azeri ikilisi tarafından tekrarlanan yasa dışı vahşetlerinin cezasız kalmayacağını ve yeterli bir yanıt alacağını ilan ediyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi tarafından Yerevan'da Batı Ermenistan'ın meydan okumaları konulu bir konferans düzenlediğini daha önce sizlere bildirmiştik. 3 gün süren konferansa Batı Ermenistan milletvekilleri, vatandaşları ve Batı Ermenistan'dan ve dünyanın farklı ülkelerinden diğer siyasi ve kültürel şahsiyetler katıldı. Katılımcıların konuşmaları dinleyiciler tarafından ilgi ve alkışla karşılandı. Batı Ermenistan'daki Dersim kentinden gelen Dersim High Platformu temsilcisi de bir konuşmada bulundu. Konuşmanın tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. 7. yüzyılın Aşharatsuit Dünya Atlası tarafından sağlanan bilgilere göre Gohtan ilçesi muhtemelen 5. yüzyılın ortalarından itibaren Ermeni Arzurinler Hanedanı'nın kontrolüne giren Vaspuraga'nın 33. eyaletiydi. Tarihçi Tomma Arzuruni'ye göre Gohtan ilçesi 737 yılına kadar Vaspuraga'nın bir parçasıydı. Toprakları ağırlıklı olarak günümüzdeki Ordubad bölgesini kapsayan Gohtan, Nahçıvan'ın güneydoğu kesiminde Aras nehrinin sol kıyısında yayılmıştır. Tarihi kaynaklara göre bu ilçenin nüfusu eski çağlardan beri bağcılık, bahçecilik ve çeşitli el sanatları ile uğraştı. Ermeni tarihinde Gohtan, üzümleri ve narları, şeftalileri ve cevizleri, dutları ve diğer meyveleri yaygın olarak bilinen bir şarap ilçesi olarak biliniyordu. Bir zamanlar güçlü olan Agulis, Vorduar, Durunyans veya Vanant, Tsıhna, Gilan veya Bist yerleşimlerin ve vadilerinin üzerinde ve çevrelerinde bulunan tarihi mimari anıtları bu ilçenin güzel doğasının ayrılmaz bir parçası oldu. Batı Ermenistan'ın Gohtan ilçesi güzel ve verimlidir. Yeraltı toprakları tarihi ve kültürüyle 20. yüzyıla kadar Ermeni halkının tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Ermeni şarkıları ve sanatına, yazı ve edebiyatına geleneksel olarak burada saygı duyulmuştur. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakan Yardımcıları Artur Mardiyosyan ve Janna Andreasyan, Galus Gülbenkyan Vakfı Ermeni Toplulukları Dairesi Müdürü Razmik Panosyan ve Müdür Yardımcısı Şoher Margosyan'ı kabul etti. Eğitim ve Kültür Bakanlığı'ndan Armenpress'e aktarılan habere göre taraflar Ermenistan Cumhuriyeti'nde Batı Ermenice'nin öğretilmesi ve yaygınlaştırılması ile diaspora yurt dışındaki Ermeni eğitim merkezleriyle ilgili konuları görüştüler.
Bakan Yardımcısı Janna Andreasyan, Ermenistan Cumhuriyeti devlet okullarında son sınıflar için Batı Ermencesi öğretim programı olduğunu bildirdi. Suriye ve Lübnan'dan Ermenistan Cumhuriyeti'ne taşınan çocukların entegrasyonunun ve Batı Ermenice'nin teşvik edilmesinin önemini vurguladı. Görüşmede öğretmen eğitimi ve Batı Ermenice öğretimi için metodolojik materyallerin hazırlanması amacıyla çabaların birleştirilmesine yönelik beklentiler belirtildi. Toplantıda Batı Ermenice'nin dijitalleştirilmesi, öğrencilerin de katılımıyla Batı Ermenice çeşitli platformların ve web sitelerinin hazırlanması konuları ele alındı. Taraflar, Ermeni araştırmacılarının teşviki ve geliştirilmesine yönelik ortak programların uygulanmasına da değindiler. Sıcakların artmasına bağlı buharlaşma, yağışların ve hava şartlarının etkisiyle su seviyesinde belirli periyotlarda değişimin yaşandığı Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde son zamanlarda yaşanan çekilme dikkat çekmişti. Çekilme nedeniyle daha önce birçok yapının, teknenin ortaya çıktığı ilçede Urartuların deniz taşımacılığında kullandığı kalenin sahil kesiminde o döneme ait 11 basamaklı liman görünür hale gelmişti. 2700 yıl önce bölgede yaşayan Urartuların inşa ettiği liman ve günümüze ulaşan kalıntıları definecilerin hedefi oldu. 3 metre genişliğindeki 11 basamaklı liman ve çevresindeki yaklaşık 5 dönümlük alan adeta köstebek yuvasına döndü. Onlarca çukurun bulunduğu bölgede kazılarda patlayıcılar da kullanıldığı gözlendi. UNESCO'nun Dünya Kültür Politikası ve Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı çerçevesinde farklı halklara ait kostümler ve kültürel öğelerden oluşan bir sergi 28-30 Eylül tarihlerinde Meksiko City'de düzenlendi. Ermenistan Cumhuriyeti etkinliğe Ermeni danteli sergisiyle katıldı. Bu dantel işlemenin ilham kaynağı 1930'larda işlenmiş bir Ermeni danteli modelidir. Etkinliğin amacı Mundial Kult 2020'ye katılan ülkelerin kültürel çeşitliliğini ve zenginliğini bu kültürlere özgü tekstil, el sanatları ve güzel sanatları sergileyerek tanıtmaktır. Meksiko City'de düzenlenen UNESCO Dünya Kültür Politikası ve Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'na katılan Ermeni heyetine Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim ve Kültür Bakanı Vahram Dumanyan başkanlık etti. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar, bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenya TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Desteğiniz, bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Takavor İnçperem adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.